Herkese yeniden merhaba, ben İlk Doğu kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bir sohbet videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber sohbet edeceğimiz konu çalışma hayatı, çalışma hayatı zorlukları, birazcık kasıtlarlık. Aslında her şeyden ufak ufak birazcık böyle tüm düşüncelerimi toplayıp oluşturduğum bir video ile karşınızdayım. Aranızda çalışmak isteyenler varsa, çalışma hayatına başlamak isteyenler varsa, bu konuda korkularınız varsa belki de bu video sizlere yardımcı olur değerli dostlarım. Ufak bir hatırlatma, videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve bu aileye katılmak istiyorsanız ise kanalıma abone olup bildirim zili tuşunu açmayı lütfen unutmayın ki ben video attığımda anında haberdar olabilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Şimdi nereden başlayalım? Bence konunun ilk başından başlayalım. Benim ilk işe ilk değil aslında, bu benim 3. yılım hatta kasiyerlikte. Ben 1 Mayıs itibariyle çok değerli bir günde, emekçi ve işçi bayramı günde işe başladım. O ara bildiğiniz gibi bir deprem süreci olmuştu. Yaraları ruhumuzdadır hala. Bunu öncelikle belirtmek istedim. Hiçbir şey unutulmadı, hiçbir şey de unutulmayacak. Onu öncelikle söyleyeyim. Konunun geneline bakacak olsak belli bir süreden sonra okullar açıldı. Bir karar vermem gerekiyordu. Ya okula gidecektim, son bir ayı tamamlayacaktım ya da iş hayatına başlayacaktım. Ben kendi tercihimle işe başlamayı tercih ettim aslında. İşe başlamak dediğim, zaten daha önceki yıllarda çalışıyordum ama ya son bir ay için açıkçası gitmek doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Kısaca kendi kararımla işe başladım. Kasiyer olarak başladım. Çünkü bunu sizlere daha önceden belirtmiştim. Dizimdeki sıkıntıdan ötürü hala devam ettiğinden dolayı reyonda çalışamıyorum. Yani ağır işler yapamıyorum. İlk mesela 19 yaşında işe başladım. Bir dakika. 19'da tatlıcı dükkanındaydım. 20'de BİM'e başladım. Evet. BİM'de ilk çalışmaya başladığımda hem reyon hem kasa çalışıyordum. Dolayısıyla reyon düzenine hakimdim. Sadece depo kısmında çalışmıyordum. Beni depoya almamışlardı. Reyon kasa olarak ilerliyordum. Yani reyon düzenine hakimdim. Ancak özel sektöre geçtiğimde, bir kuruma ait olmayan yani kişiye ait bir yere geçtiğimde ise kasiyer olarak devam ettim. Çünkü dizimde o ara sıkıntılar oldu, kaymalar oldu. Hala devam ettiği için yine aynı şekilde çalışmaya devam ettim. Süreç birazcık değil bayağı zordu açıkçası. Sizlere zaten sık sık söyledim. Sizlere söylememdeki sebep, kanalıma bu ara yani bir süredir aslında istediğim gibi vakit ayıramadım, istediğim gibi videolar çekemedim. Sadece shorts videolarıyla devam edebildim. Videoların düzeni haftada 1'e kadar düştü. Bunun belli başlı sebeplerinin başında ciddi bir yorgunluk, sezonun yorgunluğu, inanılmaz yoğun bir sezondu. Bayram zamanı hiç unutmuyorum. O bayram arifesinde, o arife bayramdan önceki günde bu kadar yoğunluk görmedim. Aşırı yoğundu. Sezon çok yoğun bir şekilde geçti. İşi bıraktım. Hala yoğundu bu arada. Hala devam ediyor yoğunluk. Ve şunu fark ettim. Ben artık bu yoğunluğu kaldıramıyorum. Sizlere videonun ileri kısmında birazcık daha bazı şeylerden bahsedeceğim elbette. Ben artık bu yoğunluğu kaldıramadığımı fark ettim. Ve bir şekilde yine de çalışmaya devam ettim. Her şeye rağmen şükrettim ve çalışmaya devam ettim. Sonuçta bir işim var. İşim olmaya da bilirdi. Para kazanamaya da bilirdim. Bu aldıklarımın hiçbirini alamaya da bilirdim. Hep hani diyorum ya, işte bu aldıklarım. Burada aslında dokunmak istediğin noktayı fark edebildiniz mi? Kendi emeğinizle aldınız. Hatta geçen bir video çekmiştim. Kendi emeğimle aldım ilk telefonum. Benim için yeri çok çok ayrıdır. Çünkü kendim tek tek ben her gün oraya gittim, çalıştım, dıt 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 ürün geçirdim, müşterilerle uğraştım. Bazı müşteriler çok sıkıntılıydı, bizi çok zorladılar. Yani hakarete varan neredeyse söylemler vardı müşterilerde. Bu insanların tamamıyla sabırsız durumundan kaynaklanıyor. Eleman eksikliğimiz vardı, bizi anlayamadılar. Yeri geldi bozuk para yok diye vesaire vesaire. Kısacası aslında birçok farklı sorunlarla karşılaştım. Hepsinin üzerinden geldim ve sonunda sezonu bitirdim. Ve işten ayrıldım. Çünkü gerçekten bir dinlenmeden okula gitmek istemedim. Şöyle kendime bir dinleyeceğim. İstediğim filmlere birazcık bakacağım. Birazcık derslerime bakacağım. Şu ikinci sınıfın konularına artık bir bakmak istiyorum. Bu süreci birazcık kendime ayıracağım. En başta da yaptığım konu, öncelikle kendi sohbet konumuza dönelim. Daha sonra hızlıca çalışma hayatı zorlukları ve kolaylıklarından sizlere aslında bahsediyor olacağım. Ne yaptım mesela? Şöyle söyleyeyim en basitinden. Bugün mesela diş dolgumu yaptırdım. Ciddi bir şekilde iki tane çürüğüm varmış. Birini yaptırdım. Diğerini de daha sonradan yaptırmam gerekecek. Ve şu anda mesela tam konuşamıyorum. Şurada hala bir uyuşukluk hissi var. Acil bir şekilde diş işlemi hallettim. Sizin de aklınızda olsun. Eğer bu şekilde bir diş ağrınız falan varsa, okulda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız şimdiden yaptırın ki rahat edin. Evet, acıyabilir tabii ki. Mesela benim gibi çok canınız tatlıysa çok acıyabilir ama cesaretimi topladım ve gittim, o korkumu yenmeye çalıştım. Yani diş doktoru korkusu diye bir gerçek vardır. Evet, neyse, şimdi gelin çalışma hayatı kasiyerlikle birazcık bahsedelim.
kendimle ilgili sohbet ettiğimize göre. Öncelikle şöyle, kasiyerlik mesleğe nasıl başladım? Zaten demiştim hani ben şu anda bir diz rahatsızlığından dolayı sadece kasada çalışabiliyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kasanın aslında çok basit 3 temel kuralı var. Birincisi sabırlı olacaksın. İkincisi dikkatli olacaksın. Üçüncüsü ne olabilir? Sabır, dikkat, bir de aceleci davranma. Evet, sabır, dikkat, aceleci davranma. Sabır, şu konuda sabır, her konuda sabır. Çok farklı müşteriler tanıyacaksın ya da çok farklı çalışma arkadaşların da olabilir. Şöyle, her insan, her birey farklıdır. Kimileri sinirlidir, kimileri daha sakindir. Ben çok şanslıyım ki sezon boyunca birçok kişiyle çalışma şansı buldum. Arada girenler, çıkanlar oldular mesela. Ama her birini tanıdım, her birini anladım. Benim için güzel bir deneyim oldu. Bu deneyimi yaşadığım için gerçekten şanslı hissediyorum kendimi. Çok farklı insanlar tanıdım. Çok çok tatlı insanlar da tanıdım. Gerçekten güzel bir deneyimdi bu noktada. Sabır, dikkat. Şimdi gelelim dikkat konusuna. Bu arada sabır konusunda şunu da söyleyeyim. Bazı müşteriler sizi çok çok zorlayabilir kasada. Bir kasa daha açtırın. Neden bozuk paranız yok? Ben 15 kuruş için müşteri benimle kavga etti. 15 kuruşu geç, 5 kuruş vermedim diye benimle kavga etmeye çalışan müşteri tanıyorum. Gerçekten. O çok tuhaftı zaten. 5 kuruşumu neden vermediniz? Evet haklıydım işte ama söylem ve üslup tarz denen bir şey vardır. 5 kuruşumu neden vermediniz? 5 kuruşumu vereceksiniz. Yani ben orada sakin sakin müşteriyle konuşmaya, açıklamaya çalışıyorum. Benim müşteri asla anlatmak istemiyordu. Bu tarz durumlara hazırlıklıysanız, sabırlıklıysanız tamamdır. Kasiyerliğe geçiş birinci noktaya tamamladınız. İkinci kısım, dikkat. Açık vermek istemiyorsanız, maaşınızdan para gitsin istemiyorsanız çok dikkatli bir şekilde çalışmaya özen göstermelisiniz. Elbette ki şunu belirtmek isterim. İlk başta çalışıyorsanız açınız çıkacaktır. 100 lira çıkar, 300 lira çıkar, 50 lira çıkar, 2 lira çıkar. Yani 2 lira çıkınca genelde bir şey olmuyor ama 10 lira çıkar, 20 lira çıkar ki ben de çıkardım. Zaman içerisinde aslında olan şu, deneyim kazanmak. Size demiştim ya, bu benim kasiyerlikte 3. yılım. Ben 3 yıldır kasiyerlik mesleğini icra ediyorum. Yaz tatili boyunca hem kendi paramı kazanıyorum hem de aslında bir işim var sonuçta. Gitsem bir yere yine aynı şekilde alırlarsa mesela yine kasiyerlik yapabilirim. Bu tamamıyla benim tercihim. Şu anda birazcık durumlar açıkçası değişti. Onu zaten sonrasında anlatacağım. Dediğim gibi dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey, özellikle zaten genelde sezonda baktığınız zaman marketlerde öğrenciler çalışır. Niçin? Üniversite öğrencileri kendi okul harçlarını çıkarmak için, kendi ihtiyaçlarını çıkarmak için çalışırlar. Ben mezunluk sürecimin içerisinde mesela işte o sınavın sonucu açıklanmadan da mesela çalışıyordum. Mezunluk sürecimde de çalıştım mesela bir dönem, kısa bir dönem. Okula hazırlanmak için, sınav hazırlanmak için ayrıldığımı hatırlıyorum. Mesela BİM'deki ayrılma nedenim buydu. Üniversite sınavına girebilmek için BİM'den ayrılmam gerekiyordu. 8 ayda konuları yetiştirip sınava girmem gerekiyordu mesela. Örnek verecek olursak. Dikkat etmem gerekiyordu çünkü kasamda açık çıkarsa ay sonu maaşımdan kesiyordu ve birçok kez bunu yaşamıştım. Çok şükür bu sene şu an işi tamamladığım için rahat bir şekilde söyleyebilirim ki çok fazla açık çıkarmadım. Evet belli bir ücretler kesildi. Hatta geçen 100 liram kesildi diye çok üzülmüştüm. Yani yarım günlük maaşım neredeyse gitti. Ama yapacak bir şey yok. Olabilir aşırı yoğunluktan dikkatim dağılmış olabilir. Ben yorulmuş olabilirim. Eleman yok diye bazen izinsiz çalıştığım günler oldu. Bu tarz dönemlerde bu tarz şeyler olabilir. Her şey hazırlıklı olun. Üçüncü noktası acele etmeyin. Müşteri bir dakika orada bekleyebilir. Bunu bize kendi müdürümüz söylemişti. Müşteri bir dakika orada beklesin. Sen tek tek işlemlerini yap. İade mi alıyorsun? Düzgün bir şekilde iadeni al. Çünkü o kasa yoğunluğunun içerisinde iadeni alamayabilirsin. Ve iadeni yazamazsan yukarıda müdürle işte hani bu hesaplar, kitaplar işte hani yazılıyor ya. Orada hesap konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu yüzden 2 dakika müşteriden rica edin. Ya benim bir 2 dakika iade yazmam lazım da işte bana müsaade eder misin? Yabancı bir müşteri ise 1 minute please diyebilirsin işte 1 dakika lütfen. Deyince zaten onlar genel olarak anlıyor. Çünkü önünüzde kağıt var ve iadeyi doldurmanız gerekiyor. Bu tarz aslında söyleyebilirim. Kasiyerliğin 3 altın kuralı. Onun haricinde kasiyerlik aslında güzel bir meslek. Yani neden olmasın? Yapabilirsiniz. Daimi olarak da yapabilirsiniz. Full hani yaşamınız boyunca da yapabilirsiniz. Benim gibi sezonlukta yapabilirsiniz. Ama bazıları mesela herkes yapamıyor. Mesela giriyorlar, yapamıyorum deyip çıkanlar da gördüm. Giriyorlar gerçekten kasayı çok beğenip kalanları da gördüm. Ben beğeniyorum kasayı yani seviyorum, çok şükür yapabiliyorum. İlk başta size şöyle söyleyeyim, ben ilk iş hayatına girdiğimde 20 yaşımda ilk BİM'de başladığımda ben dedim kasayı nasıl yapacağım, ben yapamayacağım falan evde böyle bizimkilere söyleniyorum. Ondan sonra
Beni ilk deneme aldı. Zaten bir hafta BİM'de ilk deneme sürecidir. Bir bakarlar sen reyoncu musun, kasiyer misin? Ona göre aslında ortaya çıkar her şey. Baktılar ki ben reyondan çok kasada iyiyim. Beni direkt kasiye aldı. Ben genelde kasiyer olarak çalıştım ama tabii oradaki sistem çok farklıydı. Direkt her şeye bakıyordum. Burada özel sektör çalışınca tamamen kasaya baktım. Kasa, bazen kasa önündeki işte çakmaklar, işte ne bileyim dondurmalara, onların mesela baktığımda oldu. Bu şekilde ilerledi. Yapmak istiyorsanız, başlamak istiyorsanız kesinlikle başlayabilirsiniz. Reyoncu olarak da çalışabilirsiniz. Kasiyer olarak da çalışabilirsiniz. Olumsuz yönleri aslında bu kadardı. Bazen çok farklı müşteriler gelecekler, sizi çok zorlayacaklar. Ay bozuk para yoktu, niye şöyle? Vay iademi neden kabul etmedin? Mesela size şöyle söyleyeyim. Bir tane müşterim vardı, hiç unutmuyorum. Böyle kasiyerlik anılarımı çek demişsiniz biriniz. Bir yorum görmüştüm, hatırlıyorum. Mesela şöyle bir anım var, size söyleyeyim. Müşteri içeceğin yarısını içmiş. Ama bozuk olduğunu sonradan fark etmiş. Şimdi ilk bir iki yudum aldığında zaten bozuk olduğunu fark edersin değil mi? O gün mesela iade kabul edilmemişti. Yukarıdan onay almadığım sürece iade yapamıyordum. O ara müşteriyle bayağı bir sorun yaşamıştım mesela. Başka aklıma gelen anılarımdan. Mesela aslında son kasiyerlik günü vlogu da çektim. Orada da göreceksiniz. Ben bazen böyle küçük çocuklardan para almadım. Özellikle şu anda ilkokul öğrencilerinden falan. Yani kıyamadım onlara. 50 kuruş için mesela diyordu ki işte poşet alacağım ama işte para mı? Ya kıyamıyorum, tamam mı? Bu aslında biraz sizin inisiyatifinize kalmış. Kendiniz de ödeyebilirsiniz ya da ödemeyebilirsiniz. Benim kendi inisiyatifime kaldı ve ben de o çocuklara kıyamadım yani. 50 kuruş için hani niye bir çocuğun kalbi kız? Ya da bazen bir çikolatayı alacak 1 lirası yoktu. Tamam dedim, sorun değil. Çünkü şöyle bir şey, bazen müşteriler 10 kuruş 5 kuruşu almıyor ya da 25 kuruşu almıyorlar. Kafamdan ufak bir hesapla ya o müşteri 25 kuruşu almadı. Bir sonraki çocuk geldi mesela 25 kuruşu yok diye o çikolatayı alamıyordu. O kadar üzülüyordum ki mesela ben bir çocuğun kalbini kırmasını hiç istemem. Yani bir insanın da kalbini kırmasını istemem. Ben hiç sevmem zaten bu tarz şeyleri. Ama bir çocuğun kalbi kırıldı mı ben çok üzülürüm. O yüzden mesela aklımdan ya müşteri orada zaten kasada 25 kuruş fazla var. O zaman ben onu o çocuğa vereyim. Mesela o şekilde mutlu olsun. Bu tamamen sizin inisiyatifinize bağlı nasıl bir kasiyer olmak istiyorsunuz. Yani kendi cebinizden de ödeyebilirsiniz. Ya da müşterinin bıraktığı o 1 lirayla 25 kuruşla da kafanızın ufak bir hesabı yapıp o çocuğu mutlu da edebilirsiniz. Bu aslında tamamen size bağlı bir şey. Ben çalıştığım kasiyerlik dönemleri boyunca yaptım böyle şeyler açıkçası. Bazen kendim ödedim. Bazen işte müşterinin bıraktığı 1-2 lirayla ödediğim oldu o çocukları. Yani onları mutlu etmek benim için çok çok önemli noktalardan bir tanesiydi. Olumlu nokta elbette ki bir kere kendi maaşınız var. Kendi paranızı kazanıyorsunuz. Bu çok çok güzel bir şey. İstediğiniz şeyleri alabilirsiniz, birikimle yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. En basit örneğini söyleyeyim. Bildiğiniz gibi ben geçen sene işte söylemişimdir belki, benim bavulum kırıldı eve dönerken ve bavulum yoktu. Gittim kendime bavul aldım ve bunu kendi paramla yaptım. Yurt ücretimi kendim ödedim, depozitomu kendim ödedim. Tabii ki ailem bana destek oluyor, yanlış anlaşılmasın ama kendim istedim, kendim ödedim. Depozitomu, yurt ücretimi, harç paramı mesela kendim ödedim ve bunun içimdeki huzurunu anlatamam aslında size. Evet, şu anda kamera önündeyim, video çekiyorum. Bir yandan YouTube içerik üreticisiyim, bir yandan çalışıyorum, bir yandan okuyorum. Bu benim mücadelem. Sizler benim bu mücadelemi görüyorsunuz. Mücadele etmek güzeldir. İnsan aslında diri tutar. Evet, zorluklar yaşıyorum. Hatta size gördüğünüz video yetiştiremiyorum diye üzülmüştüm. Hatırlıyor musunuz? Hala da mesela üzgünüm ama en azından shorts videolarıyla işte benimle hazırlığın tarzında bulduğum içerikle mesela o şekilde bir şey yapabiliyorum. Da kasiyerlik günlüklerim mesela bahsetmiştim. Şimdi şunu söyleyelim. Seneye ne olur bilemem. Hayat ne getirir bilemem. Bu senem nasıl geçecek bilmiyorum. Tek bir isteğim var kendime. Kendime söz verdim. Allah nasip ederse sağlıklı bir şekilde. Umarım ikinci sınıfı bitiririm. Ama seneye kasiyerlik yapmak istediğimi düşünmüyorum. Bunu da söyleyeyim. Bu kanalda birçok şey şahit olunuz. O yüzden sizler benim dostlarımsınız. Sizler benim ailemsiniz. Sizlerden saklım gizlim yok zaten. Seneye kasiyerlik yapmayı düşünmüyorum. Çünkü bu yoğun tempoyu kaldıramadığımı fark ettim. Ne kendi yaşamıma vakit ayırabiliyorum, ne gidip işte bir markette gezecek halim var. Markete gidip gezmek benim hobimdir normalde. Ama izin günlerimde evden dışarı çıkmak isterim. Çünkü o kadar yorgundum ki. Sanırım bu tempoyu kaldıramıyorum. Bir karar vereceğim. Ya farklı bir sektörde çalışabilirim. Ya tamamıyla kanalımdan full devam ederim. Zaten kanalıma devam ediyorum. O konuyu hiç böyle hani söylemiyorum da kanalımız zaten devam ediyor. Hani demek istedim böyle günlük böyle 2-3 video falan.
Böyle de olabilir ama artık bölümle doğru ilerleyeceğim yani. Bölümü daha da ileriye taşımam gerektiğini biliyorum. Daha çok çalışmam gerektiğini biliyorum. Ya o alanda ilerleyeceğim ya da farklı bir sektöre kayabilirim. Tek isteğim sanırım artık kasiyerlik yapmak istemiyorum. Bence bu kadar yeter. Farklı bir deneyim yaşayabilirim. Belki bir kozmetik sektörü olur, belki giyim sektörü olur. Böyle bir deneyim yaşayabilirim. Bu şekilde bir serüven yaşadım. Acısıyla tatlısıyla güzel bir sezonu geride bıraktım. Zorluklarının yanında güzelliklerini de elbette ki es geçemem. Güzellikleri de çok güzeldi. Çalışma hayatı güzel bir şey. Bence kendinize çok şey katıyorsunuz. En başta çok güzel deneyimler elde ediyorsunuz. Düştüğünüzde kalkıyorsunuz. Kendinizi ayağa kaldırıyorsunuz. E şunu da söyleyeyim. Müşteriyle olan hani ilişkinizi hani iyi tutmaya çalışın. Müşteriye karşı ters olmamaya çalışın. Çünkü bu size sıkıntı yaratır. Müşteri sana bir şey dediğinde ya hayır yapamam işte bekle falan gibi söylemlerden ziyade ya kusura bakmayın şu anda işte kasamda bozuk para yok. Hani onun yerine işte bir poşet versem olur mu? Mesela eli köşeye bir poşet versem olur mu? Ya da iade yazmam gerekiyor birazcık bekler misiniz? Bu tarz aslında rica cümleleri dediğim hani konuşma ve ters hani bir söz vardı tatlı dil yılanın dilinden çıkar. Sert bir insana bile bir anda yumuşatabilirsiniz ki bu durumla karşılaştım mesela. Müşteri bana sert sert konuşuyor. Ben ona daha ılımlı bir şekilde yaklaştım. Buradaki konuşma tarzınız çok önemli. Müşteriye karşı yaklaşımınız. Ya da bir müşteri sizden yardım istediğinde ya benim işim var deme. İşim bir iki dakika kalsın. Bırak müşteriye yardımcı ol. Bir insana yardım etmek çok çok güzeldir. Bu tarz söyleyebilirim. Yani aklıma şu anda bunlar geldi. Bu tamamıyla bir sohbet videosuydu açıkçası ama daha detaylı mesela duymak istediğiniz şeyler varsa işte kasiyer şu an aklıma gelmiyor. Şu an tamamen bir sohbet videosu çektim. Ancak mesela aklınızda varsa kasiyerliğin daha detaylarıyla ilgili böyle madde olarak da bana yazabilirsiniz. İstiyorsanız eğer öyle bir şey çekmemi aşağıya yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Benim şimdi aklıma gelenler bunlardı. Genel olarak çalışmak çok güzel. Kesinlikle bu deneyimi yaşayın. Acısıyla tatlısıyla bu deneyimi yaşayın ki hayatınızda bir farklılık olsun. İleride anlatabileceğiniz bir anılarınız olsun. Bu bence çok çok değerli bir şey. Deneyim kazanmak bence çok çok önemli. Yani en azından benim kurallarıma göre, benim yaşantıma göre deneyim benim için en önemli noktalardan bir tanesidir. Deneyin. Denemekten korkmayın. Çünkü ben bu ara korkularımı bile yenmeye çalışıyorum. O yüzden güzeldir. Deneyimlemek güzeldir. Evet, o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Güzel bir sohbet videosu olmuştur umarım sizin için. Ve çalışma hayatına başlamak isteyenler için ise bir fikir olmuştur. Bu şekildeydi. Evet, ben artık birazcık dinleneyim. Bu süreçte birazcık dinleneyim. Azıcık ders çalışayım. Birazcık şu bavulumu toparlayayım ve daha sonra sizlere video çekmek için tekrar kamera karşısına geçeyim. Daha bavulum hazır olmadı ama bavuldan önce sizlere bir yurda götürmeniz gerekenler videosu yetiştirmem gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yeni gelecek videolarımı kaçırmamak için ise bildirim zil tuşunu açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Son olarak şunu söyleyeyim. Görüntü kalitesi ve sesten memnun musunuz? Yorumlar kısmına da bunu bekliyorum. O zaman hoşça kalın.